Devres devam ediyor sayın seyirciler. Deloitte Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sayın Uğur Yücel, Uğur Sürel stüdyo konuğumuz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi Özyeğin Üniversitesi 2007 tarihinde kuruldu. 2008-2009 senesinde akademik hayatına başladı. Ve Deloitte Eğitim Vakfı, Deloitte'ü zaten çok iyi tanıyor artık Türk halkı. 1986'dan beri Türkiye'de 1000'i aşkın çalışanı var. Bir danışmanlık kuruluşu. Deloitte Eğitim Vakfı da yine 2007 yılında kurulmuş ve birlikte bir program, bir enstitü geliştiriliyor. Deloitte Liderlik Enstitüsü. Şimdi düşünebilirler aslında izleyicilerimiz, hani pek çok MBA programı var, işletme var. Yeterince lider yetiştiremiyor muyuz? Deloitte Enstitüsü, Liderlik Enstitüsü niye kuruldu? Biraz sizden dinleyelim bu hikayesini. Tabii, memnuniyetle. Öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Deloitte sizin de belirttiğiniz gibi 26 yıldır denetim, danışmanlık, kurumsal finansman ve vergi konularında hizmet veriyor. Ve sektör odaklı bir yaklaşımla da kişileri alıyor, yetiştiriyor. Bunlardan bir kısmı kurum içerisinde çalışmaya devam ediyor. Diğerlerini de sektörün emrine amade hale getiriyor. Dolayısıyla biz aslında şu anda 1000'den fazla kişiyiz. 4000'den fazla da 26 yıl içerisinde bir sirkülasyon olmuştur muhtemelen. Biz aslında 26 yıldır bu eğitime gerçekten destek veriyoruz. Evet. Onun haricinde epey uzun zamandır Deloitte Akademi kimliği altında müşterilerimizi eğitiyoruz ve çalışanlarımızı eğitiyoruz. Yine teknik anlamda yetkinliklerini belli bir düzeye getirme adına. 2007 yılında sizin de belirttiğiniz gibi Deloitte Eğitim Vakfı'nı kurduk. Bunu Deloitte'un Türkiye'deki ortakları kendi gelirlerinden bu vakfı oluşturdular. Evet. Onun için bizim için gerçekten çok değerli, çok kıymetli bu vakıf. Ve vakfın iki tane temel amacı vardı kurduğumuzda. Bir tanesi gerçekten ihtiyacı olan ve belli kapasitede, belli başarı seviyesindeki öğrencilerimizi okutabilmek. Ki bunu birinci sınıftan, üniversitenin birinci sınıfından sonuncu sınıfına kadar 4 sene boyunca aralıksız burs vermek. Ama burs vermekle de kalmamak, bir mentorluk programı eşliğinde bu çocuklarımıza Deloitte'dan abiler, ablalar atayarak, hatta bizden daha önce çalışmış ve ayrılmışlarımızı onlara atayarak hayata da hazırlamak. Dolayısıyla bir de bunun dışında aslına bakarsanız ikinci önemli amacı vakfın eğitim kurumu kurmaktı. Bu amaca hizmet etme adına son 3 yıldır konu üstünde çalıştık, düşündük. Gerçekten liderlik konusunun Türkiye'nin ihtiyacına cevap veren bir niş alan olduğunu belirledik. Ve Türkiye'nin liderlikten, özür diliyorum, kasıt burada hani siyasi değil de ekonomik anlamda tabii. liderlik eğitiminden bahsediyoruz değil mi? Gayet şirket tabii. içerisinde. Aynen öyle. Ve Türkiye'nin önde gelen üniversiteleriyle görüştük. Ancak Özyeğin Üniversitesi'nin vizyonu, çağdaş duruşu bizim hedeflerimize ile birlikte aynı hedefe doğru koştuğumuzu anlamamız onlarla bu ortaklığa girmemize neden oldu. Ve evet. 15 Şubat'ta da enstitümüzün lansmanını yaptık. Peki, çok güzel. Şimdi tabii liderlik anlamında aslında Türk insanında biraz bu gen var diye düşünüyorum. Ta Osmanlı'dan bu yana siyasi anlamdan da baksanız böyle, ekonomik açıdan şirketlerde de baksanız böyle, ama liderlik aynı zamanda eğitimi de gerektiriyor. Lider eğitimi çok önemli ve nasıl olduğunu biraz konuşalım istiyorum. Tamam. Kalan vaktimizde, ki geniş bir alanda hitap etmek istiyorsunuz. Orta Doğu, Orta Asya, Afrika'ya gelişen bir pazar, artık biz lider ihraç edelim mottosuyla hareket ediyorsunuz. Dolayısıyla bu eğitim de önemli, nasıl olması gerektiği konusunda. 3 eğitim programı var zannediyorum. Üst düzey yöneticilere yönelik, orta düzeydekiler ve daha henüz liderlik basamaklarına yeni yeni kendi kariyer hedefi olarak koyanlar için. Biraz bu programlardan bahseder tamam. misiniz? Tabii ki.
Dediğiniz gibi bir kere bu işi Türkiye'ye sadece odaklı yapma amacında değiliz. Orta Doğu, Afrika ve Balkanlardaki civar ülkelerde üst düzey şirket sahipleri, hatta yani küçük ölçekli, orta ölçekli şirket sahipleri, üst düzey yöneticiler, orta düzey yöneticiler, bu kişilerin liderlik yetkinliklerini artırmak. Ne demek istiyorum? Biraz burayı açacak olursak, kişi önce kendini tanımalı, kurumunu tanımalı, kurum kültürünü anlayabilmeli, birlikte çalıştığı kişilerle doğru feedbackleri, doğru geri beslemeleri yapabilmeli, onlardan aldığı geri beslemeleri hayatına katabilmeli ve doğru aksiyonları alabilmeli. Motivasyonunu, hem kendi motivasyonunu hem birlikte çalıştığı insanların motivasyonunu üstte tutabilmeli. Ve aslına bakarsanız son dönemde hani ekonomik açıdan evet bir hedeflere koşuyoruz hepimiz. Türkiye'nin önü açıldı, sadece Türkiye'de değil, yurt dışındaki firmalarla rekabet halinde firmalarımız. Orada rekabet halinde olabilmek, oralarda gerçekten operasyonel hale gelmek, belli yetkinliklere sahip olmak anlamına geliyor. Ve belli süreçleri yönetmek sonuçta kişiye bağlı, kişilerin liderlik kabiliyetlerine bağlı. Dolayısıyla biz hem kendi insanımızda bunun bir ihtiyaç olduğunu gördük, hem de müşterilerimize gittiğimizde, projeleri yaptığımızda bunun gerçekten bir ihtiyaç olduğunu gördük. Evet. Şimdi özellikle üst düzey yöneticilere yönelik programda anlama sürecinden sonra bir kurumu yönlendirme, şekillendirme kısmı geliyor ki bir şirketin kaderini belirleyen belki de önemli noktalardan biri. Kurumsallaşmadan bahsediyorsak burada aileden olmayan, yani kurumsal, profesyonel hayattan gelen yöneticilerin vizyonu son derece önemli. Ama şunu merak ediyorum. Az önce dedik ya, biraz daha uluslararası bir hedef seçti bu enstitü kendine, Özyeğin Üniversitesi ile birlikte. Global şirketlere uygun bir eğitim mi olacak, yoksa Türkiye'deki şirketler için mi? Şöyle, şimdi dünya üstünde liderlik eğitimi dediğinizde çok fazla üniversitede bu eğitim verilmiyor aslına bakarsanız. Hani gerçek anlamda liderlik eğitimi bir iki tane üniversitede veriliyor doğrusunu isterseniz. Biz işte bu üniversitelere bu bölgeden giden insanların oraya gitmeden Türkiye'de bu eğitimleri almasını istiyoruz. Dolayısıyla burada bir sektör spesifik durumumuz yok. Sadece kişilerin dediğim gibi liderlik yetkinliklerini geliştirmeye amaçlı eğitim programları olacak. Evet. Ve bunları da üst düzey, orta düzey ve liderlik vasıfları geliştiğini gördüğümüz, ancak henüz oralarda olmayan genç potansiyeli eğitme adına çeşitli farklı programlar yapacağız. Şimdi Özyeğin Üniversitesi İşletme Enstitüsü'nde örneğin bu bahsettiğiniz son gruba pazarlama, marka yönetimi, ürün yönetimi, finans, muhasebe, tedarik, zincir, inovasyon gibi çeşitli eğitimler de verilecek. Bunlar aslında temel işletme dersleri gibi düşünebiliriz. Son olarak şunu sorayım, son bir dakikanın içerisindeyiz. Peki. Zannediyorum 4 milyona yakın bir yatırım yapıldı. 4 milyon TL önemli bir yatırım bu enstitü için. Kimler nasıl katılabilirler? Öncelikle hedef kitleniz kimler? Size nasıl ulaşabilirler? Tamam, onu da söyleyeyim. Güzel bir şeyle temas ettiniz. 4 milyon dolarlık yatırım taahhüdü var tarafların. Yani bizim ve Özyeğin Üniversitesi'nin. Ve bu kurum bir kar amacı gütmeyen kurum. Yani ilk 4 yılda muhtemelen herhangi bir şekilde para kazanmasını beklemediğimiz, ama kazansa bile bu enstitünün gelirleri gene vakıf içerisinde barındırılacağı için, öğrenci okutmaya amaç edindiği için kar gütmeyen bir kurum. Bunu bir söylemek lazım öncelikle. Hedef kitle sizin de söylediğiniz gibi sadece Türkiye değil, Balkanlar, Orta Doğu, Afrika, Orta Asya'da KOBİ niteliğinde veya uluslararası şirketlerin veya kamu kurum ve kuruluşlarının üst ve orta düzey yöneticilerini hedefliyor bu enstitümüz. Çok teşekkür ediyoruz Uğur Suel. Çok sağ olun katıldığınız için, bize programı anlattığınız için. Ben teşekkür ederim. Şimdi yine sorunlu bir ülkeye gideceğiz.